Bilirkişi YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Daha önce ceviz fidanında yaz budaması, ceviz fidanı budaması ismiyle bir ay önce bir video çekmiştim. Ve bu videoda ceviz sonrasında oluşan sürgünlerin teke düşürülmesiyle ilgili bilgiler vermiştim sizlere. Bunların sonuçlarını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz ceviz fidanında budamayı yapmıştık fakat ben sizlere göstermek için bıraktığım dallar oldu. Şurada göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere çift sürgün gitmiş. Ve ikisi de uzamış. Yani şöyle bakıldığında bir ay içerisinde ikisi de güzel uzamış. Fakat burada teke düşürülmüş bir tane var. Şu şekilde göstereyim. Buradan koparılmış. Ve ilk sürgün uzamış. Şimdi buradaki fark nedir? Yani neden teke düşürmeliyiz kısmına gelince buradaki dalı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dalın kalınlığıyla bu dalların kalınlığını bakın kendiniz karar verin. Görüleceği üzere buradaki dalın kalınlığı diğer iki dalın kalınlığına eşit. Bu bir. Yani bu sebepten bile buradaki fidelerin teke düşürülmesi uygun. Bir de boylarını ölçelim arkadaşlar. Yani bu teke düşürülen dal ile düşürülmeyen dal arasında nasıl bir gelişim farkı oluşmuş? Ben metreyi ayarlayıp tekrardan çekime devam edeceğim arkadaşlar. Metreye ayarladım arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Bu 76 santim uzamış. Bu teke düşürülen dal. Yani arkadaki yarayı görürsünüz. Uç kısmına bakalım. Bakın arkadaşlar. Toplamda bu sürgünümüz bir ay içerisinde. Yani ortalama 1 Haziran 1 Temmuz arasında bu gelişim oldu. 76 santim bir uzunluğa ulaşmış. Diğer dalın en uzun filizini ölçelim. Arkadaşlar diğer dalı da ayarladım. Metrenin ucunu görebilirsiniz. Şu şekilde. Tam net belli olmuyor videoda ama. Bakın arkadaşlar. Kaç santim uzamış. Burası da 66 santim. Yani toplamda 10 santimlik bir fark var. Fakat dalların çapına gelince neredeyse yarı yarıya. Yani buradaki teke düşürülen dalla düşürülmeyen dal arasında çap farkı 2 katı. Tam 10 santim bir uzunluk farkı var. Yani bu çok da büyük bir fark değil aslında ama dalın çapı daha kalın. Yani bu da bir sonraki sene için daha güçlü bir dal, yan dal almamız anlamına geliyor. Ve dal üzerindeki filizleri, gelişimi de göstereyim size arkadaşlar. Bakın buradaki bir sonraki senenin meyve gözleri, yaprak filiz gözlerini görüyorsunuz. Bir de bu daldakine bakın. Buradakiler de aynı şekilde oluşmuş fakat daha cılız. Yani rüzgarda kırılma şansı daha yüksek. Ve çapı daha ince. Ve en önemlisi zaten bu yaz geçtiğinde yani Kasım Aralık aylarından sonra kışın yapacağınız budamada mecburen zaten bunlardan birisi gidecek. Yani ağacınızı bu şekilde erkenden teke düşürürseniz yani cevizden sonraki filizi böyle bir kazanımınız olur. Ki sonradan budama yoluyla ağacınızdan dal kütle eksilmemiş olur. Ve daha güçlü bir sürgünle bir sonraki yıla başlamış olursunuz. Sürgünleri teke düşürdüğümüzde ağacımızda farklı bir gelişim oluyor arkadaşlar. Normalde ağaç kendini iki tane sürgünü geliştirmek üzere programlıyor. Ve bunun için çok fazla enerji yani çok fazla besin gönderiyor yukarıya. Onun için alt kısımlarında yani teke düşürdükten sonra bu şekilde filizlenmeler daha çok oluşuyor. Yani şu anda çok fazla bir filizlenmemiz yok. Çünkü ben
iki defa bunları kopardım. Bu şekilde bunlara da dikkat ederseniz ağacınızın enerjisini boşu boşuna farklı dallara harcamamış olur ve bu şekilde gelişiminizi maksimuma yakın bir seviyede sağlamış olursunuz arkadaşlar. Bunun dışında bu arazimizde rüzgar şu taraftan, yani bu gördüğünüz açıdan geliyor. Yani ağaçların şöyle yapısını ben genel olarak göstereyim. Rüzgarda aşağıya doğru eğilmiş durumda bunlar. Bakın bu önümdeki ağaçta daha çok belli oluyor. Yanındaki de keza öyle. Yani bu dönem içerisinde yaklaşık 3 yaşında bu ağaçlar. Bunların doğrultulması artık çubukla çok zor. Yani bunun üst kısmından bir tane ip, sağlam bir ip bağladım. Sağlam bir şekilde ipi bu şekilde çekip bir sonraki ağacın alt kısmına, yani bunun en kalın kısmına bağlayıp yerdireceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tekrardan o çatal olan sürgünlerin olduğu ağaca geldim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada çift sürgünler oluşmuş. Yani isterseniz yukarıdakini, isterseniz aşağıdakini kesip, ben dik gideni değil de biraz daha yatay gideni tercih ediyorum. Bunları da teke düşürmeniz biraz önce saydığım sebeplerden dolayı daha faydalı. Görüleceği üzere ağacımız artık forma girmeye başladı. Ayrıca bu arazide bu sene çok fazla diken oldu. İstemeyerek de olsa ben bunları ilaçladım ve çoğunluğu kurudu. Motorlu tırpanla biçeceğim bunları arkadaşlar. Bu arazi arkadaşlar ben olabildiğince organik bir şekilde yetiştirmeyi düşünüyorum. Gübreleme yapıyorum. Sadece ben bunlara yapraktan uygulama yapıyorum arkadaşlar. Bugün itibariyle akşam üzeri, yani hava kararmaya yakın yaprak uygulaması yapacağım. Bir ay sonrası değişim bu şekilde oldu arkadaşlar. Eğer ki sorularınız veya tavsiyeleriniz olursa yine her zaman bilgiye açığız. Yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basabilirsiniz. Şu an itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkta kalın.